Merhaba arkadaşlar. Bu videoda güzel, hoş bir havlu kenarı modeli örneği yapmayı paylaşacağım inşallah. Yardımcı olabilirim inşallah sizlere. Öncelikle iğnemize beyaz ip takıyoruz. Ve 6 tane zürafa ile başlıyoruz. Siz dilerseniz parmağınızda ipi çıkarmadan da yapabilirsiniz. Kendiniz nasıl rahat yapabiliyorsanız. 3, 6 oldu. İpi çektim. Ve şimdi bunların içine banarak yuvarlağımı yapacağım. Evet. Şimdi iki tane pırpır yapacağız. Bu en son yaptığımız yerlerin içine. Şimdi ikisini de sırasıyla iğneyi içinden geçirerek tekrar bu şekilde yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. Evet, tamamlamış olduk şimdi. Şimdi bunun üzerine yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, ipimizi taktık. Şuradan hemen düğümümüzü attım.
Soldan sağa doğru gideceğim ama bunu bazı arkadaşlar zorlanarak yapıyorlar. Dilerseniz çevirip de yapabilirsiniz. Göstereyim istediğim için. Çevirdiğimizde de sıkıntı yok ama diğer taraftan da yapabilirsiniz. Yine bu şekilde. Üç tane yaptım ve bunların içine pırpır yapacağız. Sekiz tane pırpır olacak. Evet, burası 8 tane oldu. Burayı tamamladıktan sonra hemen bir sonrakine geçiyoruz. Ve diğerlerini de aynı şekilde 8'er tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde devam. Evet arkadaşlar. Pırpırlarımızı tamamladık ve üzerinin zürafasını yapacağız şimdi. Geri döndüm. Bu şekilde tam 7 sıra yapacağız.
Evet, başa kadar geldik. Yine tekrar dönüyorum. Sayıyı eksiltmiyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ve tam 7 sıra olacak. Bu şekilde 7 sıraya tamamlayacağız. Evet, 7 tane tamamladık. 7 sıra. Hatta birlikte sayalım. Sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bunun üzerinin yapılışını göstereceğim size. Buraya bandıktan sonra tekrar geri geldim. Ben ipimi değiştirdiğim için önceden yapmıştım. Şimdi 3 tane pırpır yapacağız. Evet, 3 tane pırpır yaptık. Şu aşağıda beyazda yaptığımız gibi bunları içinden her birinin tek tek içinden iğnemi geçiriyorum. Evet, düğümümü attım. Ve düğümümü attığım yerin içinden tekrar iğnemi batırıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikincisine banıyorum. Aynı işlemi bitene kadar yapıyoruz. Şimdi yapraklarını yapacağız. Ben arkasından dolanıp çevirip o şekilde yapmayı düşünüyorum. Evet. Üçünü de yaptık. Şimdi içine batacağım. Buraya 6 tane.
Altıncıyı da yaptık. Şimdi geri döneceğim. Kenarında pırpır olsun istiyorum. O yüzden aynı yere tekrar bandım ve bir küçük pırpır yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Birinci yaprağımızı tamamladık. Ve ikinci, üçüncü yapraklarımızı yapacağız.